Şimdi üstün üstü çarpılır 3 üzeri 5 ne? 9 üzeri ne arkadaşlar? 3 üzeri 2 nedir? Tabanları aynı üstleri topla 3 üzeri 7 ne? Eşittir 3 üzeri 14'ten 7 ne? 14 ne? 2 B şıkkı. Virgülden sonra 4 basamak var. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Çarpı 10 üzeri 10. Tabanları aynı üstleri topla 4 çarpı 10 üzeri 6. Aynı şekilde 0.06 da nedir? 6 çarpı 10 üzeri eksi 2, yanında 10 üzeri 8 var. Bu da 6 çarpı 10 üzeri 6 oldu. Artı. Böylece 10 tane 10 üzeri 6, yani 10 üzeri 7 çıktı pay. Payda'ya gelirsek, 0.01, 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 4 buradan da 10 üzeri eksi 7 oldu arkadaşlar. Her ikisini artık ne yapacağız bunların? Böleceğiz. 10 üzeri 7 bölü 10 üzeri eksi 7 tabanları aynı çıkar. 10 üzeri 14 D şıkkı. Üstleri küçük olana bakmamız lazım. 3 üzeri eksi 102 parantezinde düşüneceğiz. Mesela diğeri de nedir? 3 üzeri eksi 102 çarpı 3 üzeri 1. Çünkü arkadaşlar eksi 101 eksi 102'den daha büyüktür. Bundan dolayı 3 üzeri eksi 102 parantezinde 1 artı 3 diyebilirim. Paydaya geldiğim zaman 9 üzeri eksi 51'in hemen 3 üzeri eksi 102 olduğunu kaçırmayalım. 3 üzeri eksi 102 bu sefer 3 üzeri eksi 103 parantezini alacağız. Haliyle ne olacak bakın 3 üzeri eksi 103 3 eksi 1 olacak gördünüz mü? Dolayısıyla 4 bölü 2'den 2 oldu. 3 üzeri eksi 102 3 üzeri eksi 103 Tabanları aynı üstleri çıkar. Eksi 102'den eksi 103 çıkarsa 1 olur. 3 üzeri 1 çarpı 2'den 3 çarpı 2 6 D şıkkı. Kare, üçgen ve çemberi arkadaşlar. Ben K artı Ü diyeyim. Ç'ye eşit. K eksi Ü, Ü'ye eşit. O zaman arkadaşlar K buradan 2 Ü. Koy üstte yerine 2 Ü artı Ü de çemberi eşitmiş. Artık bakın K 2 Ü'ye eşit. 3ü de çembere eşit arkadaşlar. Böylece tek bilinmeyene bağlayabilirim. En son bir tane üçgen var. Bir tane kare var. 2ü. Bir tane çember var. 3ü eşittir. 3 çarpı 2 üzeri 7. Buradan da 6ü eşittir. 3 çarpı 2 üzeri 7 bölünür. 2ü 2 üzeri 7. Bir tane ü eşittir. 2 üzeri 7'yi 2'ye bölersek ne olur arkadaşlar? Tabanlar aynı üstleri çıkar. 2 üzeri 6 oldu. Artık bir üçgen yerine 2 üzeri 6. Kare neydi? Üçgenin 2 katıydı. Tabanlar aynı üstleri topla. 6 6 daha 12 bir daha 2 üzeri 13 D şıkkı oldu. X üzeri 2 çarpı 3. X üzeri 2 üzeri 6 olacak. Bu değil mi şimdi buna göre? Şimdi diğeri de arkadaşlar çift kuvvet hemen pozitif yapar negatifi e, ee, çarpı x üzeri 8 oldu. Bu x üzeri 14. Bu x üzeri 14'lerden arkadaşlar kaç tane var onu bulacağız. Demiş ki bize nokta 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 böyle. x üzeri 14'lerin arasında kaç tane artı işlemi var? x eksi 1 tane. Dikkat! Burada arkadaşlar bakın şimdi bir tane olduğunda 2 sayı var. 2 tane olduğunda 3 sayı var. 3 tane olduğunda 4 sayı var. Demek ki x eksi 1 tane olduğunda x tane sayı var x tane x üzeri 14'ü topladığımız zaman çarpma işleme demektir. Buna göre toplarsak tabanlar aynı üsler toplanır. x üzeri 15 d şıkkı olur. 3 üzeri a eksi 1, 3 üzeri a artı 1. Nedir bu arkadaşlar? 2 kare farkı. 3 üzeri 2 a eksi 1'in karesinden böyle. Sonra 9 üzeri a artı 1 nedir? 3 üzeri 2 a artı 1. Bu da yine 2 kare farkı çarptığımız zaman 3 üzeri 4a eksi 1 çünkü 2 a'nın 2 katı arkadaşlar 4a olacak. Demek ki bu da 8'e eşitmiş. Buradan 3 üzeri 4a eşittir 9. 3 üzeri 4a eşittir 3'ün karesi a bakın ne geldi? 1 bölü 2 a şıkkı. Soru aslında arkadaşlar, bir üstü sayı sorusu başlangıçta bir birim. Bir parça, birinci durumda 2 parça. İkinci durumda 4 parça yani 2'nin karesi. Üçüncü durumda 8 parça yani 2'nin kübü. O zaman arkadaşlar bu 3'e ayrılsaydı böyle. Bakın bu şekilde. Şöyle, şöyle, şöyle. Ne olacaktı o zaman? Başlangıçta da zaten 1 bir parça. Birinci adımda arkadaşlar 3 parça. İkinci adımda 3 üzeri 2. Üçüncü adımda 3 üç üzeri 3. Dördüncü adımda 3 üzeri 4. Ben tek tek yazdım da direkt dördüncü adıma 3 üzeri 4 diyebilirsiniz. Böylece 27 üzeri 3 gram olan şey kaç parçaya ayrıldı? 3 üzeri 4 parçaya. Bir parça kaç grammış buna göre? 3 üzeri 9 bölü 3 üzeri 4'ten 3 üzeri 5 yani B şıkkı arkadaşlar. Şimdi bunu daha kolay çözmek için şöyle bir hamle yapacağım. 2 üzeri 1 eksi x ya payda da olmasın onu çok sevmedim. İsterseniz payda eşitleyebilirsiniz. Ya, hatalı olmaz ama ben şöyle yapacağım. Bu ters çevrilmiş bir şey ya. Ben bunu 2 üzeri x eksi 1 yapayım. Gördüğünüz gibi tabanlar şey tabanlar diyorum pardon. 2 üzeri eksi a ne demekti çünkü? 1 bölü 2 üzeri a demekti. Bundan dolayı 1 eksi x'i bak x eksi 1 yaptım. Şimdi artık bunların toplamı. 2 üzeri x'ten kaç tane var? 2 üzeri 2'den 4 tane. 2 üzeri x'den kaç tane var? Böyle bölü 2. Dolayısıyla 2 üzeri x parantezinde 4 artı 1 bölü 2. 9 bölü 2. Bu da 72'ye eşit. Bunlar sadeleşti 8 oldu. 2 üzeri x bu tarafa atarsak 16. x de buradan 4 oldu c şıkkı. a kare eksi b kare neye eşit arkadaşlar? a eksi b çarpı a artı b. Şimdi a eksi b 2 üzeri 10 artı 2 üzeri eksi 10. Eksi 2 üzeri 10 artı 2 üzeri eksi 10. Sonra diğerine gelirsek 2 üzeri 10 artı 2 üzeri eksi 10 artı olduğu gibi 2 üzeri 10 eksi 2 üzeri eksi 10. Böylece neler burada gitti? 2 üzeri 10 ve 2 üzeri 10'lar gitti. 2 üzeri eksi 10'dan 2 tane kaldı. Sonra arkadaşlar burada da neyler gitti? 2 üzeri eksi 10'lar gitti. 2 üzeri 10'dan 2 tane kaldı. Bunlar birbirini götürdü. 2 çarpı 2'den cevabımız 4. C şıkkı. Virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 3, 4, 5. Haliyle şunu yazacaksınız arkadaşlar. 51 çarpı 10 üzeri eksi 5. Aşağısı ne? 17 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ne güzel gitti. Böylece 51 bölü 17'den 3 oldu. Şimdi sol taraf 3 üzeri 3 x eksi 1. Geliyorum sağ tarafa. 12 çarpı virgülden sonra kaç basamak var? 3. 12 çarpı 10 üzeri eksi 3. Çarpı 10 üzeri 3. E bunlar birbirini ne güzel götürdü. Eksi 3 artı 3 0 yapar. 10 üzeri 0 1'dir. 3 bölü 4'ün tersi nedir matematikte? Eksi 1 ile gösterilir. O yüzden 3 bölü 4'ün eksi 1. kuvveti 4 bölü 3 yapar. Şimdi yine 12'yi tabii 4 bölü 3'e bölerken de yine ters çevireceğiz. Böylece 3 çarpı 3'ten 9 olacak. 3 üzeri 3x eksi 1 eşit oldu. 9 üzeri x artı 2'ye. Buradan da arkadaşlar 3 üzeri 2x artı 4 oldu. Bak 9'u nasıl yazdım? 3'ün karesi diye. Burası zaten 3 üzeri 3x eksi 1. Böylece 3x eksi 1 eşittir 2x artı 4. x eşittir arkadaşlar 5. B şıkkı. Şimdi bir tanesinin ağırlığı 8 üzeri 3 gram arkadaşlar. Ve sayı olarak da şunu demiş. Her sağdaki soldakinin arkadaşlar 16 katına eşitmiş. Diyelim burada x tane varsa burada 16x tane var. Burada 16'nın karesi olacak çünkü bir daha 16 katı olacak ya. Haliyle böyle gittiğimiz zaman en sonuncusunda kaç kat olur? 16 üzeri 9 olur. Neden peki 16 üzeri 10 değil? Çünkü bakın ikincisinde 16 katı, üçüncüsünde 16'nın karesi kadar katı. O zaman gerçekten burada da üstü 1 eksik olacak 10'dan. Burada kaç tane bilye var demiş? 32 üzeri 8 tane. X çarpı 10 üzeri şey 16 üzeri 9 nedir? x çarpı 2 üzeri 4 çarpı 9'dan 2 üzeri 36. 32 2 üzeri 5'ten böylece 2 üzeri 40. Buradan da 2 üzeri 40 bölü 2 üzeri 36'dan demek ki 2 üzeri 4'müş arkadaşlar x. 5 numaralı kutuda kaç tane olur o zaman? 2 üzeri 4 çarpı 16'nın 4. kuvveti katı kadar olur. Çünkü ne demiştik? Üstün e, oradaki numaranın 1 eksiği kadar üstü. 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 4 çarpı 4'ten 16, 2 üzeri 20 tane var. 2 üzeri 20 tane ve 8 üzeri 3 gram her biri. Demek ki aslında o da 2 üzeri 9 yapıyor. 2 üzeri 20, 20, 29 gram B şıkkı. Önce şu 16 üzeri 2, 250 üzeri x'i bir düzenleyelim. 2 üzeri 4'ün karesi, 2 üzeri 8. 250, e, bu da arkadaşlar ne olur? 2 çarpı 125 yani 2 çarpı 5 üzeri 3 böylece 2 üzeri 9 çarpı 5 üzeri 3. Bir de arkadaşlar unutmayalım 2 çarpı 5 üzeri 3'ün x'inci kuvveti ne demektir? Üstleri dağıt 2 üzeri 9x çarpı 5 üzeri 3x arkadaşlar. Şimdi 10 üzeri x'i ben burada yakalarım. Nasıl biliyor musunuz? 2 üzeri 3x, 2 üzeri 6x, 5 üzeri 3x diye ayırırım. Bak burada üstleri aynı olduğu için tabanlar çarpılır. 10 üzeri 3x olur. Bu zaten 2 üzeri 6x. 10 üzeri x'in kübü. Şu 2 üzeri 6x'i de 2 üzeri 3x'in karesi olarak görürsek bakın. 8 üzeri x'in karesi olur. Onu da böyle yazayım. Böylece artık bunların arkadaşlar birinin m olduğunu biliyorum. M küp. Diğerinin ne olduğunu biliyorum. Ne kare? Cevabımız D oldu. Güzel bir soru ama tabi olayı biraz fark etmek lazım. Bakın bunu çarpanlara ayırmada da kullanacaksınız arkadaşlar. 80 çarpı 82 burada aslında neye eşit biliyor musunuz? 81 eksi 1, 81 artı 1. Hocam ben bunu nereden göreceğim merak etmeyin. Ee, yavaş yavaş alışacaksınız arkadaşlar göremeyenler için söylüyorum. Haliyle 1 artı 2 kare farkından 81'in karesi eksi 1'in karesi. Ee, yanında ne var? Çarpı şöyle bir şu dursun. Burada da 9 üzeri 4 artı 1 var. Şimdi 81'in karesi zaten 9 üzeri 4 gerçekten. Burası da eksi 1. Bu da yine klasik 9 üzeri 4 artı 1. Bu da ne demek? 2 kare farkı haliyle 9 üzeri 4'ün karesi ne yapar? 9 üzeri 8 eksi 1 oldu. Artık en son burada da 1 var. 1'ler birbirini götürdü. 9 üzeri 8 eşittir. 9 üzeri 2x'tir. X de arkadaşlar buradan 4, B şıkkı. A'dan B'ye doğru 72 metre hızla 25 dakika hareket ediyoruz ya saatteki hızı 20, 72 metre olduğu için hız problemleri de de göreceksiniz. Bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. X eşittir V çarpı T'dir alınan yol. Yalnız burada birimler önemlidir arkadaşlar. Saatte 72 metre alıyoruz ya dakikayı saate çevireceğiz. Yani 25'i 60'a böleriz. Böylece buradan da 60'ı 12'ye bölsek 5 yapar. 25'i 5'e bölsek 5. Bunu 12'ye bölsek 6. 30 metreymiş aldığı yol. O zaman ben bütün soruyu metre cinsinden yapayım. Şimdi 0.06 ne demek aslında? 6 çarpı 10 üzeri eksi 3. Burası arkadaşlar virgülden sonra 3 basamak var. 10 üzeri 8. 6 çarpı 10 üzeri 5. Ne söyleyeceğim şimdi ben burada? 10 üzeri 5'te arkadaşlar milimetre bu. Önce santime çevireyim daha kolay olsun. Ee, 10 milimetre 1 santimdir. Dolayısıyla 10'a bölersek. 6 çarpı 10 üzeri 4 santim olur. 100 santim de 1 metredir. O zaman 100'e bölersek 6 çarpı 10 üzeri 2 yani 600 metreymiş bu AB arasındaki uzaklık. Ne kadar hareket edildi A'dan B'ye? 30 metre daha. Demek ki kalan mesafe artık arkadaşlar 570 metre oldu. Biz burada x çarpı 10 üzeri 2 kilometre olduğunu biliyoruz. 1000 metre 11 kilometre. O zaman burayı hemen 1000 ile çarparım. Böylece ikisi de metre olur. 1000 ile çarptığım zaman bu 10 üzeri eksi 2 yüze bölmek demek 10 oldu. x çarpı 10 bunlar gitti. 57 eşittir x geldi arkadaşlar. Sorumuzun cevabı c şıkkı. Başlayalım işlemlere. 18 üzeri a artı 1'i 2a ile çarparsak. 18 üzeri a artı 1 çarpı 2 üzeri a. Şimdi 18 üzeri a çarpı 18 2 üzeri a'dan. Üsler aynı tabanları çarp 36 a çarpı 18 olur. Bunu sonra 12 üzeri a'ya bölecekmişiz. 12 üzeri a'ya bölersek üsler aynı tabanları böl 3 üzeri a çarpı 18. Sonra bir de 54'e bölecekmişiz. 54'e böldüğümüzde 3 üzeri a bölü 3 olacak. Ve bu en başa döndük yeri 18 üzeri a artı 1 oldu. Şimdi hemen şöyle bu tarafa yazayım arkadaşlar. 18 üzeri a çarpı 18 Eşittir 3 üzeri a bölü 3. Bunlar sadeleşir. Üstleri aynı çünkü. Böylece 6 üzeri a eşittir. 18'i bu tarafa böyle getirirsem. 18 çarpı 3 54'tür. 1 bölü 54 oldu. Bunu bulduk. 3 üzeri a artı 2. 2 üzeri a artı 3. Bak orada ne yapacağım? Burası 9. Burası da 2 üzeri a 8. Hemen üstleri aynı çarpacağım. 6 üzeri a 72. 6 üzeri A olduğu için orası da arkadaşlar 1, 1 bölü 54, 72 bölü 54, 18'e bölersek 4 yapar, 18'e bölersek 3 yapar, 4 bölü 3 E şıkkı olur.